11. sayfa ünitemize hazırlanalım. 1. Alem, gayb ve ahiret kavramlarını sözlükten araştırıp öğreniniz. Alem, beş duyu organıyla algılanan her şey varlık kapsamına girmektedir. Ancak hiçbir duyu organının algılayamadığı varlıklar da bulunmaktadır. Bütün bunları yüce Allah yaratmıştır. Allah'ın dışında akıl ve duyu organlarıyla bilinebilen veya Varlığı düşünülebilen bütün varlıklar alem olarak adlandırılır. Gayb, bir şeyin varlığına inanmak için onun mutlaka duyularla algılanması şart değildir. Beş duyu organının algılayamadığı melek, cin, şeytan gibi varlıkların olduğu insanlara ayet ve hadislerle bildirilmiştir. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı gayb olarak tanımlanmaktadır. Ahiret, dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan hayat demektir. 2. Çevrenizde var olduğunu bildiğiniz ancak görülemeyen varlıkları defterinize listeleyiniz. Rüzgar, oksijen, sıcaklık, melekler ve cinler. 3. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin özelliklerinden bahseden ayetleri araştırınız. Nahl suresi 49 ve 50. ayetler, Fatır suresi 1. ayet, Meryem suresi 17. ayet, Nahl suresi 102. ayet ve Bakara suresi 97. ayette meleklerin özellikleri anlatılmaktadır. 4. Ahirete iman etmek kişinin dünyadaki davranışlarını etkiler mi? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Öldükten sonra tekrar dirilip dünyada yaptıklarının hesabını Allah'a vereceğine inanan bir insan, onun emirlerini yerine getirmeye ve yasaklarından sakınmaya gayret eder. 5. Hz. İsa hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonucunu özet olarak defterinize not ediniz. Hz. İsa Yahudi toplumuna gönderilen bir peygamberdir. Babasız olarak dünyaya gelmiştir. Annesi Hazreti Meryem'dir. Hazreti İsa'ya İncil verilmiştir. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanırlar. 14. sayfa yazalım. Aşağıdaki varlıkları özelliklerine uygun olan sütunlara yazınız. Antares yıldızı, cin, virüs, melek, örümcek, şeytan. Görünen varlıklar Antares yıldızı, örümcek ve virüs. Görülemeyen varlıklar cin, melek, şeytan. 18. sayfa yazalım. Aşağıda görevleri verilen meleklerin adlarını noktalı yerlere yazınız. Eceli gelen insanın hayatını sonlandırır bu melek Azrail aleyhisselam'dır. İnsanların işlediği iyilik ve kötülükleri kaydeden meleklere kiramen kâtibin melekleri denir. Mevsimleri ve tabiat olaylarını düzenleyen melek ise Mikail aleyhisselam'dır. İnsanları kötülüklerden koruyan melekler Hafaza melekleridir. Allah'ın emirlerini peygamberlere ileten melek Cebrail aleyhisselam'dır. İnsanlara dua eden melekler rahmet melekleridir. Kıyamet vakti geldiğinde sura üfleyecek olan melek İsrafil aleyhisselam'dır. Mezara konulan kişiyi sorguya çeken melekler ise Münker ve Nekir'dir. 28. sayfa bulalım. İnsanın yolculuğu aşağıda insanın dünya ve ahiretteki yolculuğunu belirten duraklar karışık olarak verilmiştir. Bunları yaşanma sırasına göre sıralayınız. Kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet, cehennem. Ünitemizi değerlendirelim. A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Varlıklar sadece gördüklerimizden mi ibarettir? Açıklayınız. Hayır değildir. Melek, cin ve şeytan gibi görmediğimiz varlıklar da vardır. 2. Var olduklarını sadece Allah'ın bildirmesiyle bilebileceğimiz varlıkları aşağıya yazınız. Melekler, cinler, şeytanlar. 3. Meleklerin özelliklerinden 3 tanesini yazınız. Cinsiyetleri yoktur, yiyip içmezler, iradeleri yoktur. Allah ne emrederse onu eksiksiz olarak yerine getirirler. 4. Meleklere inanmanın insanın davranışlarına etkisi var mıdır? Açıklayınız. Sağında ve solunda her yaptığını kayıt altına alan varlıkların olduğunu bilen bir kişi kötülük yapmaktan çekinir. Kendisi için dua eden meleklerin olduğunu bilmek insanı huzurlu ve mutlu kılar. Kimsenin bulunmadığı bir yerde bile davranışlarına dikkat eder, iyilikleri çoğaltmaya çalışır. 5. Münker ve Nekir meleklerinin görevlerini yazınız. Kabirde insanları sorguya çekecek olan meleklerdir. 6. Dünya hayatı ile ahiret arasındaki ilişkiyi belirtiniz. Dünya hayatı sonlu ve kısadır. İnsanoğlu bunu bilmesine rağmen geçici olan, geçici olan şeylerin peşinde koşmaya devam eder. Bu koşuşturma içinde rekabet duygusuna kapılıp etrafındakilerle mücadele içine girebilir. Oysaki ahiret hayatı sonsuzdur. Asıl olan sonsuz hayatta edenlerden olmamak için Allah'ın rızası doğrultusunda hareket etmektir. 7. Kıyamet, mahşer ve mizan kavramlarını açıklayınız. Kıyamet, tüm alemin ve canlıların hayatının son bulacağı zamana denir mahşer kıyamet günü toplanılan meydana denir. Mizan sevap ve günahların tartılacağı manevi teraziye denir. Ve aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Melekler bizlere iyi, güzel, hayırlı, olumlu ve faydalı şeyleri çağrıştırırlar. Çünkü melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdürler. Onlar her zaman insanların iyiliğini isterler. İnsanları iyiliğe ve güzel davranışlara yönlendirirler. Buna göre meleklere iman eden biri için Yargılarından hangileri doğrudur? 1. Kendisini iyiliğe yönelten meleklerin sesine kulak verir. Bu doğrudur. 2. Her zaman iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya çalışır. Bu da doğrudur. 3. Sürekli gözetlendiğini hissederek huzursuz olur. Bu yanlıştır. Huzursuz olmaz. Bilakis gözetlendiğini hissederek doğru işler yapmaya çalışır. Yanlış işlerden uzak durur. 4 kötü düşünce ve davranışlardan uzak durur evet bu da doğrudur 1 2 ve 4 yargıları doğru olduğu için doğru cevap C şıkkıdır 2 Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara dünyadan da nasibini unutma Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme çünkü Allah bozguncuları sevmez Kasas suresi 77. ayet Bu ayetten aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz A şıkkı Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında bir denge kurulmalıdır. Bu çıkarılabilir. B şıkkı iyilik yapmak Allah'ın emridir. Bu da çıkarılabilir. C şıkkı toplumun huzurunu bozmak Allah'ın sevmediği davranışlardandır. Evet, bu da çıkarılabilir. D şıkkı insan dünya hayatı için değil, yalnızca ahiret hayatı için çalışmalıdır. Evet. Ayetten bu çıkarılamaz. Doğru cevap D şıkkıdır. 3. İnsanın sonsuza dek kalacağı dünya yaşamının ardından tüm söz ve davranışlarının karşılığını göreceği yere ne ad verilir? A şıkkı ahiret, B şıkkı baz, C şıkkı berzah, D şıkkı kıyamet. Evet, insanın sonsuza dek kalacağı yere ahiret denir. Doğru cevap A şıkkıdır. 4. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirini ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ihsanda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Bu hadisten hareketle ahiret inancına sahip kimselerle ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir? 1. Güzel ahlaka sahip olmalıdır. 2. Söz ve davranışlarıyla örnek bir insan olmalıdır. 3. İyilikte bulunmaya önem vermelidir. İfadelerin üçü de söylenebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 5. Dünya hayatının bir imtihan olduğunun farkında olan ilker ve yüce Allah'ın yasakladığı fiillerden kaçınmakta hatta hiç kimsenin olmadığı ortamlarda bile Kötülük işlememeye özen göstermektedir. Bu metinden hareketle İlker Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı: Ahiret inancına sahiptir. Bu söylenebilir. B şıkkı: Günah işlememek için çaba göstermektedir. Bu da söylenebilir. C şıkkı: Malının çoğuyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmuştur. Bu söylenemez. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı: İnsanlar görmese de Allah'ın kendisini gördüğünün farkındadır. Evet, bu da söylenebilir. 6 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muavize tein surelerini okuyarak kötülüklerden Allah'a sığınmayı ilke edinmişti. Hz. Ayşe'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber rahatsızlandığında ya da yatağa gireceği zaman bu sureleri 3 kez okurdu. Hz. Peygamber'in okumaya önem verdiği bu sureler aşağıdakilerden hangisidir? Muavize tein sureleri arkadaşlar Felak ve Nas'tır. Doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Meleklerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı gaybı bilme özelliğine sahiptirler. Bu yanlıştır. Melekler gaybı bilemezler. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı nurdan yaratılmışlardır. Bu doğrudur. C şıkkı günah işleme özellikleri yoktur. Bu da doğrudur. D şıkkı gözle görülemeyen varlıklardır. Bu da doğrudur. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. Cinler insanlar gibi irade sahibi bilinçli varlıklardır. Gayb aleminin ateşten yaratılmış varlıklarıdır. İnsanlarda olduğu gibi cinlerin de Allah'a iman edenleri ve Rablerini inkar edenleri bulunmaktadır. Cinlerin özellikleri hakkında verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi insan ve cinlerin ortak özelliği değildir. A şıkkı özgür bir iradeye sahip olmaları bu insan ve cinlerin ortak özelliğidir. B şıkkı yapmış olduklarından sorumlu olmaları evet bu da insanlar ve cinlerin ortak özelliğidir. C şıkkı aynı maddeden yaratılmış olmaları. Bu yanlıştır arkadaşlar. Cinler ateşten, insanlar ise topraktan yaratılmışlardır. D şıkkı, iyilikte bulunmaya da kötülük işlemeye de meyilli olmaları. Evet, İyilikte bulunmaya da kötülük işlemeye de meyilli olmaları. Evet, bu da insanlar ve cinlerin ortak özelliğidir. 9. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. De ki o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bu ayetlerin ilişkili olduğu kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Evet, birinci ayet mizan ile ilgilidir. İkinci ayet mahşer ile ilgilidir. Üçüncü ayet ise bağısla ilgilidir. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. Bu ayetlerde bahsedilen melekler aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu melekler sağ ve sol omuzumuzda bulunan kiramen katibin melekleridir. Doğru cevap A şıkkıdır. C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız. 1. Evrendeki düzen bozulduktan sonra ölen insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere dirilmelerine baas denir. 2. Akıl ve duyu organlarıyla bilinebilen veya varlığı düşünülebilen Allah'ın dışındaki bütün varlıklara alem denir. 3. Kıyamet günü dirilenlerin toplanacakları yere mahşer denir. 4. Vahiy olmaksızın hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanına gayb denir. 5- Allah'a inanan insanlara zor zamanlarında yardım eden, onları kötülüklere karşı koruyan meleklere koruyucu melekler denir. 6- Mikail aleyhisselam iklim olaylarını düzenlemekten sorumlu melektir. 7- İsrafil aleyhisselam kıyamet günü sura üflemekle görevli melektir. 8- İnsanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Allah'a hesap vereceği yere ahiret denir. 9- Hz. İsa aleyhisselam mucizevi bir şekilde babasız olarak dünyaya gelen ve kendisine kutsal kitaplardan İncil'in verildiği peygamberdir. C, aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklara görülebilen alem denir. Bu ifade doğrudur. 2. Sadece vahiy yoluyla bilebildiğimiz aleme mucize denir denmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu görünmeyen alem denir. 3. Meleklerin şeklini tam olarak bilemediğimiz kendilerine has kanatları vardır. Bu ifade doğrudur. 4. Melekler Allah'a mutlak olarak itaat ederler. Bu ifade de doğrudur. 5. Şeytan günah işleme özelliği olmayan bir melektir. Bu yanlıştır. Şeytan melek değildir arkadaşlar. Şeytan cinlerdendir ve günah işleme özelliği vardır. 6. Dünya hayatı ile ahiret arasında bulunan kabir hayatına berzah alemi denir. Bu doğrudur. 7. Cebrail Aleyhisselam kendisine kitap verilen peygamberlerden biridir. Yanlıştır. Cebrail Aleyhisselam peygamber değil, melektir. Vahiy meleğidir. Peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan melektir. 8. İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunan yapılan iyilik ve kötülükleri kaydeden meleklere rahmet melekleri denir denmiş. Bu da yanlış. Bu melekleri arkadaşlar kiramen katibin melekleri denir. 9. Dört büyük melek Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselamdır. Bu ifade doğrudur. 10- Hazreti Meryem radıyallahu anh Hazreti İsa'yı babasız olarak dünyaya getirmiştir. Bu ifade de doğrudur.